Tarım Analizi'ne hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Zaman zaman tarımda sorunları, sıkıntıları konuşuyoruz. Sorunların çözümünü masaya yatırıyoruz. Bugün de olaya biraz daha farklı bir açıdan bakacağız. Çünkü tarımda bir farklı bir iş modelini konuşacağız. Çünkü bir tarafta biliyorsunuz üreticiler yüksek girdi maliyetleriyle boğuşuyor. Diğer tarafta kalite ve verimlilik noktasında bazen sorunlar çıkabiliyor. Bunun dışında tabii ki ithalata bağımlı politikamız olduğu için de kurun etkisiyle hem arz taraf tarafına giden geçtik hem de fiyatlardaki oynaklık üreticiyi zaman zaman zor duruma düşürüyor. Şimdi bu portreden bakarak üç üreticimiz yeni bir iş modeli üzerinde çalışmışlar ve bunu uygulamaya geçiriyorlar. Kendilerinin keşif çiftliği var. Bugün bu hafta iki konuğumuzla bu konuyu değerlendireceğiz. Şimdi konuklarımız kim? Baltalı çiftliği sahibi. Aynı zamanda Tragos çiftliği ortağı Funda Özer. Baltalı hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ve yine Tragos çiftliği ortağı Güldem Atabay Şanlı. Hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi isterseniz nasıl bir modelden bahsediyoruz ve bu fikir nereden ortaya çıktı? İzleyicilerimize onunla paylaşalım, ondan sonra detaylarını konuşuruz. Biz bir keçi çiftliğimiz var ve aynı zamanda da %100 keçi sütünden süt ve süt ürünleri üreten bir mandramız var Baltalı olarak. Fakat zaman içerisinde ihtiyaçlarımızın artmasıyla, süt talebinin yükselmesiyle birlikte başka çiftliklerden de, keçi çiftliklerinden de süt alıyoruz. Bütün sene için kontrat yapıyoruz. Bunların sayısı da aşağı yukarı 17 civarında. Hepimizin ortak sorunları var. Önce bir çalışma platformu oluşturduk. Maliyetlerimizi nasıl düşürürüz, daha verimli nasıl çalışırız? Bütün bunları yaparken de kendimize yol arkadaşı olarak iki genç arkadaşımızı daha aldık. Ve birlikte bir çiftlik kurduk. En verimli hayvanlarımızı o çiftliğe koyduk. Ve böylece bizim lojistik maliyetimizde de bir avantaj meydana geldi. Ve bu modelde de birlikte iş yapma kültürümüzü birazcık da taşımak ve göstermek istedik. Anladım. Biraz isterseniz modeli de biraz açalım detaylarını izleyicimiz açısından. Şimdi nasıl işliyor? Üç tane çiftlik vardı. Evet. Ama burada her çiftlikte üç aşağı beş yukarı aynı şeyleri, aynı süreçlerden geçiyordu. Hı hı. Ve biraz da bir görev dağılımı oldu sanırım. Hani evet. Bir çiftlikte atıyorum damızlık tarafına ağırlık verilirken diğer tarafta süt üretimine mi? Nasıl bir model şu anda işleyecek bundan sonrası için? Şimdi herkesin kendi çiftliği ayrı bir lokasyondaydı. Şimdi 3 lokasyon bir kere 2'ye indirildi. Bir tanesinde sadece genç hayvanlar, damızlık hayvanlar var. Böylece oradaki arkadaşlar daha çok genç hayvan bakımıyla ilgili uzmanlaşıyor. Bizim çiftliğimizde ise herkesin sağılan en yüksek verimli hayvanları toplandığı için bizde de sağım ağırlıklı ve süt tedariği ağırlıklı bir çalışma var. Ama kişisel olarak aramızdaki iş bölümünde de Güldem çok iyi bir ekonomist, çok genç, çok parlak bir akıl. Emrah son derece başarılı ve bana göre keçi yetiştiriciliği konusunda Türkiye'deki sayılı uzmanlardan diyebiliriz. Ben ise sütü alan tarafta olduğum için zaten bu işbirliği kişisel olarak da böyle bir dağılımımız var. Yani aslında know-how'lar birleşmiş. Birleştik. Güzel bir ortaya model çıkmış. Çünkü Türkiye'de gerçekten iş yapma kültürü zayıf. Belki birçok şeyi de buradan kaybediyoruz. Üretici tarafında da dağınık bir yapıdayız. Gülden bu noktada ekonomist olarak işin finans tarafına baktığımız zaman bu modelle atıyorum işte yüzdesel olarak da örnek verebilirsin. Çünkü işçilik çok önemli bir pay mesela. Burada ne kadarlık bir artı size belki kazanç sağlayacak bir hesaplamaya göre ya da girdi maliyetlerinde ne kadarlık bir aşağı çekilecek bir rakam var ya da verimlilik kalite tarafı ne kadar artacak? Bununla ilgili böyle bir kabaca hesaplama yaptınız mı? Tabii bayağı kaba değil, bayağı detaylı hesaplar yaptık ama hani büyük resmi ben anlatayım çok detaya girmeden. Burada önemli olan bizim gibi bir büyük bir mandıraya sadece keçi sütü üzerine ürünler yapıp bunu Türkiye'nin her yerine satan mandıraya beraber iş yapma modelinde. Yani onun tarafındaki bakış başka, ona süt tedarik eden küçük çiftlikli olarak eski hayatımızdaki halimiz başka. Bizim için belli bir ölçek. O ölçeğe tam kapasiteye ulaşsak bile verimi yakalayamadığımızı fark ettik. Yani ben 4 senedir bu işin içindeyim. Hayvanların verimini yükseltiyorsunuz fakat ölçek ekonomisi diye bir şey var ya ekonomide. Yani belli bir kapasitede ancak maliyetler düşmeye başlıyor. O kapasiteyi biz kendi içimizde yapamıyoruz. Ve hani bunun genel, bugün Türkiye tarımındaki genel resme baktığımızda sorun zaten bu. Ya tarlanın ölçeği küçüktür,
O yüzden verim alamaz. Ama bunu birleşe birleşe belli bir kapasiteye, optimum bir kapasiteye getirdiğiniz zaman ki biz burada baltalı gıdanın baltalı çiftliği tarafında bu arazide birleşerek bu işi yaptık. O zaman gerçekten işte %70, %70, %75 yem maliyeti %60'lara kadar iniyor. İşte ortak veteriner kullanmaya başlıyorsunuz. Çalışanların sayısını uzmanlaştırabiliyorsunuz. İşte doğum zamanı oğlağa koşup yem sağıp işte hayvanın memeleriyle ilgilenirken sadece oğlakla bakıyor, öbürü sadece sağımla ilgileniyor. Hem sayıyı azaltıyorsunuz hem de birey başına verimi arttırmış oluyorsunuz. Yönetim giderliğinde bir rasyonizasyon geliyor bunlara. Biz tabii bunları modelledik, rakamlara oturttuk ama uygulamamız daha 2 aylık. Ve bu yeni bir sene sonunda dönüp hani seneye inşallah tekrar konuşuruz. Bundan aldığımız verim çünkü ben inanıyorum bu modelin çalışacağına. Yani burada anlatmamız gereken zincirin en tepe dibinden bir çiftlik süt üretiminden mandıranın verimli çalışmasına ve mandıradan onu Funda Hanım çok daha güzel anlatır. Ötesine sıçrama tahtası olarak hani bütün bu verimi bu gıda zinciri üzerine kurabilmek. Yani bugün çiftlikten çıkan süt bir ürün haline geliyor baltalının mandırasında. Arkasından marketlere gidiyor, arkasından restoranlara gidiyor. Bütün o aşamada bu verimliliği yakalayabilmek. Zaten hani buna gıda enflasyonu açısından da bakar. Nereden bakarsanız bakın aslında olması gereken model bu. Biz bunu niye yaptık? Mandıranın motivasyonu farklıdır. Bizim için bu varoluş meselesi. Çünkü biz küçük olarak var olmak bu şekilde çok kolay değil. Biz batan çiftliklerden olmak istemiyoruz. Biz bu işi düzgün yapmak istiyoruz ve sürekli sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz. Bugün tarımdaki sorun da bu. Sürdürülebilir bir gelir elde edilmesi lazım çiftçinin. Ve biz bu amaçla bu yola girdik, bu yola çıktık. Çok doğru. Çünkü üreticiler gerçekten birçok noktada çıkış yolu arıyor. Evet. Bulamıyor ama siz var olan zaten o deneyimleri bir araya getirerek hem ölçek ekonomisini oluşturarak tabii, hem verimlilik sağlayarak. Bir emek harcıyorsunuz, bilgi birikimi oluyor ama bunu size gelir olarak döndürmeniz için işte o nedir? Hani klasik ekonomi eğrileri. Kapasite yükseldikçe önce sabit maliyetler düşer. Kapasite artık çok yükselirse sabit maliyetler yükselmeye başlar. Biz de optimumu yakalamak için çıktık yola ve işte 1500 kapasitelik bir çiftlikle biz bunun optimum olduğunu düşünüyoruz şu anda. Zaman gösterir ne kadar büyürüz, bu ne kadar kalırız. Bu tabii kaliteyi de beraberinde getiriyor. Aynen öyle. İş denetimi beraberinde getiriyor anladığım kadarıyla. Ama Funda Hanım şeyi soracağım size. Şimdi siz üretim tarafında böyle bir model geliştirmişsiniz. Bu iş orayla da sınırlı kalmıyor. Şimdi Gülden biraz önce değindi. Ondan sonrası var. Mandıradan çıktıktan sonra ürünün diğer zincirleri var. Sofraya gelene kadar. Orada neler yapılabilir? Çünkü bu tek başınıza sizin böyle bir karar almanız güzel, örnek bir model ama yeterli mi? Orada soru işareti var. Şimdi biz maliyetlerimizi aşağıya çekmek, daha verimli olmak için bu işbirliğine gittik. Bir kere bence bu işbirliğinin en enteresan tarafı, ben özel sektör kooperatifi diyorum kendimize. Türkiye'de bir araya gelme kültürü olduğunda genelde bir şey üretenler bir araya gelir. O süt tedarikçileri ise bir araya gelir, o bir birlik olur. Süt alanlar başka bir birlik olur ve sonuçta bu iki birlik birbirine karşı olur. Şimdi bizim bünyemizde bir kere ikisi bir arada var. Yani böylece ben masanın bu tarafında oturanla ben birbirimizi anlar duruma geldik. Bir kere bu çok önemli. Yani bu bir genel kültür olarak birbirimizi anlama kültürünün ve tartışma kültürünün ve bir işleri birlikte götürmek kültürünün. Kazan kazanan bitmek. Aynen öyle. Öbür taraftan bakın ben ne yaparsam yapayım. Bizim bu yeni oluşumumuz Tragos ne yaparsa yapsın. Bu ürün buradan çıktıktan sonra bunu götüren lojistik, onu satan zincir mağaza, onu rafa dizen raf görevlisi ve onu alan tüketici ya da otel restoran kanadında işte keçi peynirli salata diye satılan içinde keçi olmayan ürünü satan otelin restoranın sahibi. Hepimiz elimizi taşın altına koymak zorundayız. Biz bunu yaptık, elimizi taşın altına koyduk ama şimdi sıra herkeste. Şimdi bir şey yapmadan önce hadi bakalım herkes yapsın diye akıl verenlerden hiçbir zaman olmadık. Tarıma hayvancılığa inandık, gittik hayvancılık yatırımı yaptık. Hepimiz de bu işin oldukça sıkıntılı süreçlerinden geçtik. Şimdi Türkiye'de ümit veren mesajlara, ümit veren oluşumlara ihtiyaç var. Ama tabii tek başımıza da ümit verip bütün fedakarlıkları tek başımıza yapamayız. Herkesin işbirliğini bekliyoruz. Kesinlikle burada diğer oyunun diğer taraflarına, safhalarına da katılımın olması gerekiyor ki buradan dediğiniz gibi o taraflar da kazanacak aslında. Herkesin kazanacağı bir platform olacak. Aynen. Şimdi sistem yeni. 1-2 ay oldu diyorsunuz. Yeni kuruldu ve dediğiniz gibi belki önümüzdeki yıl sonuçları yavaş yavaş görmeye başlayacağız ama bunu duyanlar belki gelip ya biz de yakın civarda çiftliğimiz var buna müdahil olmak istiyoruz derlerse bu model böyle büyümeye müsait mi yoksa belirli bir çerçevede önce tutup bir önünüzü görüp ondan sonra mı
adım atmayı planlıyorsunuz? Bu model önümüzdeki sene, birinci seneyi bitirdikten sonra diğer katılımlara da açık olacak. Tabii ki burada bizim Baltalı olarak satın alacağımız ve kullanabileceğimiz süt kapasitemizle orantılı olarak açık olacak. Ama yani bir iş yapma kültüründen bahsetmişken hep Güldem de biliyor, günde sayısız mail geliyor. Keçi çiftliği kurmak istiyoruz, keçi çiftliği kurmak istiyoruz. Ben de herkese hiç yorulmadan cevap yazıyorum. Ama bir o kadar da satılık çiftlikler bilgisi geliyor. Bazen bunları grupluyorum. Diyorum ki bakın lütfen şurada sizin bulunduğunuz bölgede şöyle bir çiftlik var. Bunu birlikte alın, böyle bir şey yapın. Hatta ucuna da bir mikro tesis de kurun. Hiç kimseden cevap gelmiyor. Onun için hani bu model evet açık ama bunu kendi içinde de herkes yapabilir. Biz de bunu memnuniyetle diğer süt tedarikçilerine de önümüzdeki sene itibariyle sunacağız. Şimdi tarımda yatırım noktasında ilgi çok fazla. Dışarıdan bu işe girmek isteyenler de var. Ünlüler oluyor, siyasetçi oluyor, işte avukatı, her türlü var. Ekonomisti. Ekonomisti. Yani şöyle bir şey ama fark şurada belki ayrışıyor. Bu işi gerçekten fizibilite çalışmasını yapıp, araştırıp ve işin başında durarak yapanlar var. Bir de ya benim kenarda bir param var, böyle bir çiftlik kurayım, başına da bir adam koyayım, buradan bana para gelsin diye düşünüp bir pembe hayal, romantik bir yatırım aracı olarak bakıp sonradan hayal kırıklığına uğrayanlar var. Şimdi siz işin gerçek tarafındasınız, real tarafındasınız. Ve biraz önce bahsettiniz, çok kapanan çiftlik var. Bu sadece keçiyle de alakalı değil. Büyükbaşta da var, küçükbaşın diğer koyunda da var. Güldem, o noktada burada biraz belki devletin verdiği hibelerin, desteklerin, teşviklerin etkisi oldu sanırım. Son yıllarda kapasitenin keçi... plansızca büyümesi diyorum ben ona biraz da. Yani lafını kestim, tam yok, soruyu lütfen, tam devam ediyorsun. Ama dediğini anladığımı sayıyorum. Evet, Türkiye'nin tarımda bir desteğe, hatta dünyada tarım sektörünün bence her ülke içinde bir desteğe ihtiyacı var. İşte hep konuşulan da 2050 yılında şu kadar milyar insan gıda açığı var, desteklenmesi ve özel böyle korunarak desteklenmesi gerekiyor. Ama bunu yaparken devlet kaynaklarını kullandığınız bir çiftlik kurduğunuz zaman siz arkasından o kapasite o bölgede nasıl çalışır, ürünü kime satar, nasıl pazarlar, nasıl ulaşır, bunları planlamadan o destekleri verdiğinizde aslında milli serveti harcamış oluyorsunuz. Biz de çiftliğimizi destekle satın aldık. Bir ikinci el bir çiftlik aldık ve bir aile kurmuş. Ziraat Bankası'nın çok büyük desteklerini gördük burada. Hala da görüyoruz. Üretimimizin her aşamasında görüyoruz ama o tarafla bitmiyor. Gerçekten bir yeni tarım reformu bu anlamda heyecan verici ama daha çok konuşmak lazım. Ben istiyorum hani karşılıklı bir araya gelmek insanlarla. Çünkü destek verdiğiniz şirketi kontroller yapmanız gerekiyor. Bu kontrolleri gerçekçi bir şekilde yapmanız gerekiyor. Hani orada... destekler sonucu orada işte bir takım markalı ürünler kuruluyor, çok büyük inşaatlar yapılıyor. Bunlara ihtiyaç var mı? Bu fiziliteler yapılması gerekiyor. O para alınıp daha sonra üretim yapmıyorsa, bir mandıra kurulup işte günde 100 kilo süt üretip 5 sene sonra orayı kapatıyorsa, bütün bunların arkasından denetim ve bir takım cezai yaptırımlar da olması gerekiyor ki bu hem Türkiye'nin önemli ve kısıtlı kaynakları harcanmasın, hem de Türkiye 30 sene, 40 sene sonra gıda sektöründe gerçekten bölgesel bir güç haline gelebilsin. Dünyada tarım krizi, sulama krizi gibi konular, tarım üzerinden savaşlar, gıda üzerinden savaşların konuşulduğu bir dünyadayız. Orada güçlü bir şekilde stratejik olarak, lojistik olarak hazır bir hale gelsin. Yani bunlar çok önemli. Ben çok önemsiyorum. Dediğin şey çok doğru. Çünkü olay sadece hibe vererek, destek vererek olmuyor. Biraz plan, program istiyor ki Sayıştay'ın raporuna, geçtiğimiz yıllardaki raporuna da bu yansımıştı. Hibelerin ya da verilen desteklerin etki analizi yapılmıyor. Yani biz böyle bir şey verdik ama kaynak. Bunun bize geri dönüşü ne kadar oldu? Ne kadar hem ekonomik hem sosyal. Çünkü biz kırsal kalkınmayı da konuşuyoruz. Etkisi oldu. Bunlar çok araştırılmamış. Sanırım bundan sonraki dönemde araştırılacak. Funda Hanım, o zaman biraz daha o profile bakarsak. Keçi çiftliği Türkiye'de şu anda sayısı nedir? Yani fazlası mı var, eksiği mi var, üretim ne noktada keçi sütü tarafında? Şimdi ben bu konuda sevgili ortağım Güldem'e katılmıyorum. Aslında keçi çiftliği enflasyonu yok ama tersten gitmemiz lazım. Türkiye'de keçi peyniri olarak satıldığı iddia edilen peynirleri bir araya getirseniz miktar olarak şu andaki çiftlikler çarpı 20 kat, üstelik de küçük üreticilerde hepimiz bir araya gelsek biz bu sütleri yetiştiremeyiz. Şimdi demek ki tersten başlayacağız. Öncelikle ürünün kullanılmasının sağlanması lazım. Yoksa kullanılıyormuş algısı yaratılarak primli fiyatta bir şeyin satışının durdurulması lazım. Devletin teşvikleri çok yerinde. Bence görüyor, veriyor. Tamam, evet, orada nereye satacağına bakmadan belki bu yatırıma girişenler de oluyor ama herkes iyi niyetli. Burada devlet de bunu iyi niyetle veriyor.
alan da iyi niyetle alıp yola çıkıyor. Evet, romantik hayallerle belki bir iki yanlış karar veren oluyor. İşte çiftlikte başında durmuyor. Başka sıkıntılar yaşanıyor ama bence aslında doğru şeyler yapılıyor. Ama son noktayı kontrol etmek lazım. Hı. Son noktadan geri gelmemiz lazım. Ne kadar bir ekonomiden bahsediyoruz kabaca? Keçi çift tarafında ya da sütü tarafında Türkiye'de? Keçi sütü büyüklüğü şu biz ilk başladığımızda süt pazarı içerisinde bindelerle ifade edilen bir rakamda olduğu için zaten kategoriye girmiyordu. Hmm. Şu anda %1.3 civarında bir toplam Türkiye'nin süt hacmi içerisinde yer tutmakta. Bunun daha sonraki senelerde %5'lere kadar çıkacağı tahmin edilmekte. Gelişmiş ülkelerde gelişmişlik seviyesine göre bu daha da yukarı gidiyor. Şimdi inek sütünde toplam süt pazarındaki büyüklük dikkate alındığında %2'ler, 3'ler, 5'ler çok ciddi milyonlarca tona tekabül ediyor. Tabii ki burada ekonomik ölçek büyük. Evet, belki konvansiyonel inek sütü kadar şu anda pazarda büyük bir yer tutmuyor ama çok geleceği olan bir sektör. Böyle devam edersek. Tam da ben onu da soracaktım aslında. İkinize de soracaktım. Kısmen cevap verdiniz. Eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz. Gülden, hani trend ne yönde? Bir ekonomist gözüyle de bakabilirsin olaya. Hem de sektörün içinde olan birisi olarak hani 2016 ya da 2015 zor bir yıldı. Bütün sektörler için. Sadece tarımı katmıyorum bunun içine. Ama en azından 2017 ve sonrası için projeksiyonlar tüketim tarafında nasıl gözüküyor, üretim tarafında nasıl gözüküyor? Ben de bir şey ekleyerek gireyim. Ben kapasitenin kişi tarafı zaten dolduğunu düşünmüyorum. Sadece kurulan kapasitenin belki yanlış yönlendirilmesi. Evet. Yani o konuda bir düzeltmeye bence. Yeni tarım reformuna ihtiyaç olabilir. Şimdi keçi sütü doğası gereği bir takım sağlık özellikleri olan bir ürün. Anne sütüne en yakın süt diye hep niteleniyor, değil mi? Yani hem sindirimi kolay, işte kalsiyum seviyesi yüksek, ileri yaşlarda çok faydalı, sağlıklı yaşayan milenyum jenerasyonu için çok önemli bir protein kaynağı, bir sürü avantajı var. Dolayısıyla bu ürünler mutlaka artacak. Yani dünya ortalamaları yakalanacak. Fakat yani Türkiye ekonomisi, az önce senin bahsettiğin 2015 zordu, 2016 daha zor geçiyor. 2017'de pek kolay olacak gibi gözükmüyor. Dolayısıyla hani teşviklerle böyle yeni yatırımlar, büyük fantastik yatırımlar, yani bence olanların biraz önce verimlilikler konusunda bir diyete girmesi lazım. O diyetin ardından da yeni projeksiyonlarla, sağlıklı bir takım projeksiyonlarla yola devam edilmesi lazım. Bu sadece keçi sütü sektöründe değil, inek sütünde bir takım ciddi problemler var. Orada da kapasite ve ürünsel, işte süt tozu nereye gider, hangi dünyadaki stoklar nedir, nereye bakılır, onların düşünülmesi lazım. Et, hayvancılık genelinde et üzerinde çok büyük sorunlar var. Bunlar hep önümüzdeki 5 sene, 10 sene, 15 senede büyük yatırım çekecek alanlar. Öyle de olması da gerekiyor zaten. Keçi de bu anlamda farklı değil. Sadece ben 2017'nin de bizim yaptığımız şekle çok inanıyorum. Hakikaten bir bilgi birikimi var. Bir sermaye koyduk, elimizi taşın altına koyduk ama bir diyet yapmamız gerekiyor. Bir verimlilik diyetinden geçmemiz gerekiyor. Arkasından da onunla biraz daha sağlıklı bir şekilde yola devam etmek gerekiyor. Yani 2017 zor bir sene olacağını düşünüyorum ben. Ona hazırlık, arkasından da büyümeye devam diye düşünüyorum. Anlıyorum. Sizin 2017 ve sonrası için öngörünüz paralel mi? Evet, yani zor bir sene olacak derken ben çok zor bir sene beklentiye girip de, yani ekonomi anlamında evet, da o beklentiye girip de kendimi o psikolojiye hazırlamak istemiyorum. Sadece ben, risklerin farkındayız ama evet, öngörülemez bazı şeyler olabilir. Ama çalışacağız, çalışarak çok şeyi aşabileceğimizi biliyorum. 2017 sonunda inşallah tekrar buraya gelirsek ne yaptığımız işin sonunda elde ettiğimiz iyi sonucu paylaşarak iyi şeyleri ortaya koymak istiyoruz. Yoksa işte yem fiyatı yüksek, hayvancılıkta problem var, genel tarım politikaları vesaire gibi şeylerle ben açıkçası kendimi meşgul etmek istemiyorum. Ama bildiğim bir şey var, Güldem'in de biraz önce söylediği gibi devlet gerekli düzenlemeleri yapıyor. Her zaman bizim yanımızda devletin Ziraat Bankası her aşamasında olduğu son derece bilinçli, uzman kişilerle bize destek oluyorlar. Yani bizler bundan daha fazla ne isteyebiliriz? Ben yine aynı yere geliyorum. Bütün diğer oyuncular, sahadaki konuyla ilgili olan herkes elini taşın altına koyarsa 2017 senesi bence iyi bir sene olacak. Anlıyorum. Şimdi biraz önce ucundan değindik. Süt sığırcılığı tarafında fiyatlarda bir sıkıntı var. Yaklaşık 2,5 yıldır fiyatlar aynı seviyede üretici tarafında. Keçi sütü tarafında fiyatlar ne durumda şu anda piyasada?
Keçi sütü her zaman inek sütünün iki katı çiğ süt fiyatı, soğutulmuş çiğ süt fiyatı. Ama burada tabii sütü alan da belirliyor fiyatı. Çünkü mesafe, orada bulunan süt miktarı. Keçi sütü fiyatı ile ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ben. Keçi sütünde tek dikkat edilmesi gereken şey küçük üreticilerde özellikle bulaşma riski olmaması. Çünkü keçi sütü olarak aldığınız bir şeyin içerisinde başka sütlerin karışmamış olması. Yani keçi sütünde yapılacak çok şey var, alınacak çok mesafe var. Ve ben bunların hepsinin aşılabilir olduğunu düşünüyorum. Bir fiyat sıkıntısı da olduğunu açıkçası düşünmüyorum sütü alan olarak. Şimdi Trakosan'ın burada. Ben seneye burada para istiyoruz. Seneye gelip para kazanamıyoruz dermişim. Ya ben hani o taraf olarak ben yine aynı konuya geleceğim. Verimlilik, yani siz sattığınız sağmal hayvan sayınızı, sürünüzün ne kadarını gençleştireceğini, satılan süt ile neye baktığınızı hesaplarsanız, yem girdilerinizi, ne kadarlık işte protein, ne kadar enerji verdiğinizi, ne kadarlık sütü hedefleyerek hayvanı beslediğinizi düşürürseniz ve maliyetlerinizi ona göre hesaplarsanız buradan para kazanmak gayet mümkün. Ama bizim Türkiye'de daha küçük çiftlerde şöyle bir sorunumuz var. İşte biz Tragos'ta biraz bunu aşmaya çalışıyoruz. 4-5 senedir bir hayvan ırk ıslahı yapıyorsunuz. Şu anda hakikaten bizim işte 11 ay salınan hayvanımız hala 2 litre üstünde süt verebiliyor. Yani işte 5 litreden başlayıp ortalamayı işte düşünün. İlk başlığımızda nasıldı bu? Bir sağmal grup alıyorsunuz. Doğan bütün oğlakları tutmak ve bakmak zorundasınız. Çünkü damızlık alabileceğiniz çiftlik bir yer yok. O bakım maliyeti sizin de öz kaynaklarınızı çok kullanmaya yönlendiriyor. Bu keçi şimdi sıfırdan düşmüş bir noktadan sizler başlamışsınız. Bizler trenin arkasından bindik. Şimdi onu ilerlettiğiniz zaman artık yurt dışında olduğu gibi sağmal çiftlikler sağmal işi yapacak, damızlık çiftlikler damızlık işini yapacak. Siz 200 hayvanla 200 tane de oğlak bakmaya kalkarsanız tabii ki para kazanamıyorsunuz bu işten. Hani o ayrışmalara o yüzden hani verim hani işte sağmal çiftlik Tragos'unu o yüzden ayrı, sağmalı ayrı hesaplar, damızlık ayrı. Hani bu biz yaptık şahane oldu diye demiyorum. Var olmak istiyorsanız verimliliği peşine düştüğünüz zaman aklın yolu buraya çıkıyor zaten. Çok doğru. Süremizin sonuna geldik. Tamam, çok sustum. Teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. En azından bizi izleyenler böyle bir modeli artık akıllarında bulundururlar. Belki kendileri kendi bölgelerinde geliştirirler. Bu konuda yardımcı olmaya çalışırız. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz size. Tarım Analizinin sonuna geldik. Bugün bir güç birliğini, iş birliğini konuştuk tarımda. Çok sık rastlamadığımız bir konu olduğu için sizin de gündeminize getirmek istedik. Umarız beğenmişsinizdir. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.